Mutlu akşamlar değerli izleyenler, spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Kulübe ait arazileri üzerine alması nedeniyle camianın ağır eleştirilerine maruz kalan Bursaspor Başkanı Ali Ay, yarın saat 16'da düzenleyeceği basın toplantısında detaylı bir açıklama yapacak. Bursaspor Kulübü'ne ait Dereçavuş'taki lojistik arazisiyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki benzinlik arazilerini üzerine aldığı Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından da açıklanan Başkan Ali Ay'a tepkiler devam ediyor. Hem sosyal medya üzerinden hem de kulübün eski başkan ve yöneticileri tarafından sert bir şekilde eleştirilen Başkan Ali Ay, sessizliğini yapacağı basın toplantısıyla bozacak. Yeşil Beyaz yönetim Perşembe günü saat 16'da Özlüce tesislerinde gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Ay'la birlikte yine eleştirilen bir diğer isim olan Mülk Yönetimi ve Projeden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Şahin'in de detaylı bir açıklama yapması bekleniyor. Bursaspor'dan beklenmeyen bir istifa haberi geldi. Yeşil Beyazlı Kulübün Medya ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Nihat Arı görevini bıraktığını açıkladı. Bursaspor yönetiminde çalkantılar bitmiyor. Yeşil Beyazlı Kulübün Medya ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Nihat Arı istifa etti. Yazılı bir açıklamayla istifasını duyuran Arı, "Uzun süredir büyük Bursaspor camiasına hizmet aşkıyla devam eden mücadelemiz maalesef istediğimiz ve beklenen sonuca ulaşamamaktadır. Göreve geldiğim günden bu yana geçen süre zarfında kulübümüzü daha iyi yerlere getirebilmek için gayret gösterip pek çok olumsuzluğa rağmen mücadeleye devam ettim. En son ortaya çıkan kulübe ait arazi devri gelişmesi, kamuoyunda olduğu gibi şahsım açısından da son derece rahatsızlık veren bir durum oldu. Mevcut şartlar altında yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam etmem mümkün olmayacaktır. Bundan sonraki süreçte Bursaspor sevgimi dışarıdan vereceğim destekle sürdüreceğim" ifadelerini kullandı. Bursaspor Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam etti. Timsah yarınki antrenmanın ardından karayoluyla İstanbul'a gidecek. Bursaspor Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Mesut Bakal gözetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman ayak tenisi turnuvasıyla devam etti. Turnuvanın sonunda kazanan ekip Kubilay Kanatsız Kuş, Ramazan Keskin ve Henry Seve'den oluşan takım oldu. Yeşil Beyazlılar sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından karayoluyla İstanbul'a gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek. Bursaspor'un Nijeryalı futbolcusu Abdullahi Shehu sakatlığı ile ilgili açıklama yaparak kendisini iyi hissettiğini söyledi. Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Bursaspor'un başarılı futbolcusu Abdullahi Shehu sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapan Shehu, Instagram sayfasına antrenmandan bir fotoğraf koyarak sakatlığıyla ilgili bir sorun yaşamadığının sinyallerini vererek "takımla birlikte antrenmanlara çıkıyorum, cuma akşamı için kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Bursaspor, İstanbul temsilcisine karşı 4 yıldır galibiyet hasreti çekiyor. En son 2015 yılında rakibini mağlup eden Yeşil Beyazlılar, cuma günkü maçta galibiyete usanarak şeytanın bacağını kırmak istiyor. Bursaspor ligin 29. haftasında çok kritik bir Kasımpaşa maçına çıkacak. Rakibini yenerek biraz olsun rahat bir nefes almak isteyen Yeşil Beyazlılar, İstanbul temsilcisine deplasmanda en son 24 Ekim 2015 tarihindeki maçta Thomas Nesit'in kafa golüyle 1-0 mağlup etmişti. O dönemden bu yana İstanbul temsilcisiyle yenişemeyen Timsah, 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki maçı 4-0 kaybetti. Geçen sezonsa rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bursaspor Lig'in ilk yarısında Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi ise 2-1 kaybetmişti. Timsah Kasımpaşa'ya karşı en farklı mağlubiyetini ise 2014-2015 sezonunda deplasmanda 5-3'lük skorla almıştı.
Bursa Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanlarını ağırlayacak. Özhoca İbrahim Yazıcı tesislerinde gerçekleşecek toplantı saat 12.30'da başlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 kulübün divan başkanlarının geleneksel hale getirdiği toplantılarının bu ayki noktası Bursa. Şampiyon kulüplerin divan başkanlarını ağırlayacak olan Bursa Spor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, "Gündemimiz ülke futbolunun değerlendirmesi olacak," dedi. Toplantıya yurt dışında olduğu için sadece Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu katılamayacak. Perşembe günü saat 12.30'da Özlüce'de gerçekleşecek organizasyona Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yaman Türk ve Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen katılacak. Türk futboluna yeni bir tesis daha eklendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beylerbeyi tesisleri bugün yapılan törenle hizmete açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beylerbeyi tesisleri yapılan törenle hizmete açıldı. Merkez Hakem Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Temsilciler Kurulu ve Etik Kurulu'nun yer aldığı tesisin açılışına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli ve Başkan Vekilleri, TFF Eski Başkanı Yıldırım Demirören, Genç ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ve kulüp yetkilileri katıldı. Bugün bu tesisin Türk futboluna ve Türk futbolunun hizmetine sunulmasını gururla sizlerle paylaşıyoruz. TFF yönetimi olarak Merkez Hakem Kurulu ve bağımsız yargı kurullarının çalışma düzeniyle bizim aramızda hiçbir bağ yoktur. Bizler yönetim kurulu olarak bu yargı kurullarını seçtikten sonra 4 yıl boyunca gözetim ve denetim yetkisini kullanamadığımız gibi statümüz gereği görevden el çektirme dahil alabileceğimiz hiçbir karar yoktur. Bu kurulların zaten bu bütün statüde tanımlanan hal ve şartlar bağımsızlığını ifade etmektedir ve çalışmalarının, bağımsız çalışmalarının da güvencesidir. Benim dönemimde 7 sene futbolun düzelmesi, Türk futbolunun marka değerinin artması ve tesisleşmeye çok önem verdik. Tabi bunu tek başıma ben yapmadım. Hep yönetim kurulu arkadaşlarımla yaptım. Riva'yı örnek gösterebiliriz. Dünyanın en güzel tesisi. Bunlar çok güzel. Bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Ben Beylerbeyi tesisinin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, yenilenen tesisle birlikte mental ve fiziksel hazırlığımızı en üst düzeye çıkaracağız dedi. Doğal güzelliği ve fiziksel açıdan da büyük imkanlar sunan bu tesisin bizlere ve hakemlere olumlu şekilde yansıyacağına eminiz. Bunun verdiği moral, motivasyon ve heyecanı hissetmekteyiz. Tesisin antrenman sahası, fitness ve eğitim salonları ile birlikte mental ve fiziksel hazırlığımızı en üst düzeye çıkaracağız. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a göndermede bulundu. Yapılan ithamların altında ezilme isteyen Gümüşdağ, "Suç duyurusunda bulunduk, cevap bekliyoruz," dedi. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarıyla gündem yaratan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a mesaj gönderdi. Merkez Hakem Kurulu'nu ziyaretinde konuyla ilgili açıklamalar yapan Gümüşdağ, TFF'ye müracaat ettik, cevap bekliyoruz dedi. Artık o kadar her şey şeffaf ki. Bizim de bilmediğimiz bir şey varsa açıklansın. Biz de bilelim. 4 yıldır şampiyon belli ise geçen sene niye şampiyon Galatasaray'dı? Eğer biz bu ligi egale edebiliyorsak niye geçen sene egale edemedik? Ben yıllardır futbol adamlığı yapıyorum. Bunun altında, bu kelimenin altında kalmam. Bunu bir kez daha tekrarlamaya istemiyorum ama lütfen bu açıklamanın cevabını bekliyorum. Spor Toto Süper Lig ekiplerinde günün öne çıkan gelişmelerini ekranlarınıza getirelim. Yönetsel bakımdan aklanmasın oylarınızı. Galatasaray yönetimi idari ibrahsızlıkla sonuçlanan genel kurulun ardından konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Yönetim kurulu daha önce idari ibrahsızlık kararına tedbir konulmasını talep etmiş ve bu itiraz mahkeme tarafından kabul edilmişti. Tedbir kararı ile birlikte seçime gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Yönetim bu kez idari ibrahsızlığın iptali için mahkemeye başvuruda bulunarak dava açtı.
Mahkemenin daha önce verdiği tedbir kararı kalkana kadar Galatasaray Kulübü'nün seçime gitme zorunluluğu bulunmuyor. Başakşehir'in tecrübeli ismi Emre Belezoğlu, şampiyonluğa inandıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, aynı havada, aynı oynama isteğiyle bunu yapabilirsek inanıyorum. İnşallah ligin bu sene şampiyonu biz olacağız. Ama futbol bu. Karşımızdaki rakipler şampiyonluk alışkanlıkları, bu kültürlere olan rakipler. Bu yüzden işimizi sıkı tutup çalışmamız gerekiyor. Her maça bir final gözüyle bakıp, inşallah ligin sonunda o kupayı kazanan taraf biz olmak istiyoruz dedi. Beni çok daha fazla bağladı Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürerken kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses antrenmanda yer almadı. Nijeryalı yıldızın sahalardan 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor. Ayrıca sarı lacivertlilerde gribel enfeksiyonu bulunan Elif Elmas ve sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım da salonda çalıştı. Spor Toto Süper Lig'de 16. sırada bulunan Göztepe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Kadu'nun ameliyat edileceği bildirildi. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Kadu'nun muayenesinde alın ve göz çevresindeki kemiklerde kırık tespit edildiği belirtildi. Kadu'nun ameliyat edilmesine karar verildiği, süreçle ilgili ayrıntılı bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ve Barcelona'nın ardından yarı finale yükselecek diğer iki takım bu gece oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak. Programı ekranlarınıza getirelim. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Ajax Juventus'u 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Barcelona Manchester United'ı 3-0'lık skorla yenerek yarı finale yükseldi. Bugün saat 22'de Manchester City Tottenham'la Porto Liverpool'la mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. Programı ekranlara getirelim. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle. Perşembe 22. Chelsea, Slavia, Prag, Eintracht Frankfurt, Benfica, Valencia, Villarreal, Napoli, Arsenal. Şimdi de dünyada sporda yaşanan son gelişmelere göz atalım. Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün Barcelona'ya gitmek istemesini açıklamasının ardından Katalan devinden cevap gecikmedi. Barcelona Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Türkiye'de binlerce taraftarımız var, futbol okullarımız var, değerli sponsorlarımız var. Barça tarihinde üçüncü bir Türk futbolcu neden olmasın ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için flaş bir iddia ortaya atıldı. Stuttgart'ın küme düşme tehlikesi, genç savunmacının kariyerine yönelik en büyük tehdit olarak görülüyor. Almanların en yüksek tirajlı gazetesi, Stuttgart'ın küme düşmesi halinde takımdan ayrılması beklenen Ozan'ın sözleşmesinde tam 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğunu yazdı. Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde Juventus'u eleyerek yarı finale kalması ülke basınında geniş yer aldı. Ajax, Juventus'a karşı aldığı sihirli bir galibiyetle son dörde kaldı başlığını atan NRC gazetesi, Ajax'ın Real Madrid'den sonra şimdi de Juventus'u elediğini, güçlü bir ikinci yarı oyunuyla Hollanda takımlarının 14 yıllık yarı final hasretine son verdiğini yazdı. Atletico Madrid 26 yaşındaki Oblak'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu. Portekiz ekibi, Benfica'dan Atletico Madrid'e 2014'te transfer olan Oblak, bu sezon takımıyla 41 maça çıktı. Amili kadın voleybol takımının aday kadrosu açıklandı. Nilüfer Belediyespor'un başarılı oyuncuları Pasör Buse Ünal ve Libero Aylin Sarıoğlu 26 kişilik aday kadroya davet edildi.
Amilli Kadın Voleybol Takımının aday kadrosu açıklandı. Bu yıl sırasıyla Uluslar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyatları elemeleri ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın aday kadrosuna 26 sporcu dahil edildi. Baş antrenör Giovanni Guidetti'nin oluşturduğu 26 kişilik aday kadroda Nilüfer Belediyespor'un başarılı liberosu Aylin Sarıoğlu ve pasörü Buse Ünal da davet edildi. Aylin ve Buse milli kadroda yer alarak Bursa'nın gurur kaynağı oldu. Spordaki gelişmeleri aktardık. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.